Ve Muş'tayız efendim. Bakın Muş'ta doluyla birlikte beraber yağan gizemli cisimler merak uyandırmıştı. Ne eriyen ne de yanan bu cisim karşısında herkes şaşkınlığa uğradı. İncelemeler de tamamlandı. O cisim bakın ne çıktı. Cisimlerle veya bu bileşiklerle yapmış olduğumuz çalışma ilk incelemelerde bunların plastik olduğu görülmekte. Muş'ta plastik dolu yağdı gibi bir şey diyebiliriz yani. Daha önce ne görüldü ne duyuldu. Gökten patır patır plastik yağdı. Geçen gün yağan, akşama doğru yağan doludan sonra sabah kalktığımızda işte bu cisimler evin etrafından dolu gördük. Doluya benzer cisimler gördük. Durma erimediğini dolu zannettik. Sonra baktık dolar değil. Yoğun dolu yağışı sırasında yere düşen cisim merak uyandırmıştı. Muş halkının şaşkınlığı o cisimleri toplayınca daha da arttı. Elini alan herkes önce dolu sandı. Ancak çok geçmeden dolu olmadığı anlaşıldı. Cisim ne eridi ne de yandı. Eşe bunları topla, bunları topla. Doluya benzer bir cisimler bulduk sabah kalktığımızda. Ve bu cisimlerin doluya benzediğini fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik. Cismin ne olduğu anlaşılamayınca yetkililere haber verildi. Laboratuvara gönderilen doluya benzer cismin gizemi kısa sürede çözüldü. Malzemenin kökeni poliüretan bir malzeme oldu. Plastiğin ham maddesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ne duruyor bak? Suyun üstünde durduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki yoğunluğu sudan daha düşük. Uzmanların incelemeleri sonucu bu plastiğin nasıl gökyüzüne eriştiği ve doluyla yağdığı da açıklığa kavuştu. Muhtemelen bölgede veya bölgenin yakınında bulunan işletmeye ait ham madde kuvvetli hava akımlarıyla birlikte atmosfere karıştı ve o hava akımlarıyla birlikte bulunduğu yerden kilometrelerce uzağa taşındı. Gökten yağan cismin gizemi çözülse de son zamanlarda meydana gelen doğa olayları Muş halkında tedirginlik oluşturuyor. Son zamanlarda farklı doğa olayları gerçekleşiyor. Bu da o cisimlerden, o şeylerden mi de değil mi de onu bilmiyoruz.